Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaşılan bilgilere göre Türkiye'nin teknoloji alanındaki gözbebeği Baykar Teknoloji'den dünya gündemini alt üst edecek bir hamle geldi. Baykar'ın dünyaca ünlü isim Elon Musk'ın projesine rakip olması beklenen yeni hamlesi ortaya çıkmış durumda. Konuyla ilgili Baykar'ın teknoloji lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da çok geçmeden bir açıklama geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, proje kapsamında bazı açıklamalar yaptı. Baykar Savunma'nın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Take-Off Girişim Zirvesi'ne katılım sağladı. Sağladığı katılımla beraber çeşitli açıklamalara yer veren Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma'nın günümüzde artık çok daha büyük bir ekiple, çok daha süratli bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti ve bundan yaklaşık 20 yıl öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılık oranının %85-90 seviyelerinde olduğunun altını çizen Selçuk Bayraktar, savunma sanayi müsteşarlığı, insansız hava araçlarıyla millileşmeyi sağlamak üzere ilk defa milli bir program başlatmıştı. Dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği taarruzi insansız hava aracı Akıncı, 2019'da ilk uçuşunu yaptı. 2021'de de silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Şu anda 8 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Yoğun bir şekilde kullanılıyor. 10 binlerce saat uçtu ve ihracatı devam ediyor. 18 yıl önceki çekirdek büyüdü. Bugün tüm dünyaya nam salan insansız hava araçları oldu. Sizler inşallah çekirdeğinizdeki değerlerinizle, inancınızla, ruhunuzla çok daha büyük eserlere imza atacaksınız. Fergani uzay girişimimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. 1,5 sene kadar oldu. Alçak yörünge uydular. Tabii biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz. Elon Musk'ın Starlink'i 500-600 kilometre gidiyor. Binlerce uydu atıyorlar. Biz biraz daha ötesine. Bizim düsturumuz herkesin gittiği yere değil de biraz daha farklı olmak. Bunu insansız hava araçlarımızda yaptığımız tasarımlarda görebilirsiniz. Biraz geleceği önden görüp bugünden o geleceğin yarışına hazırlanmak oldu hep. Fergani de o yolda ilerliyor. Alçak yörünge takım uydular ve aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerine çalışıyoruz. Biliyorsunuz, fırlatma sistemleri sizi uzaya kadar çıkartıyor ve bir uzay yörüngesine, alçak bir yörüngeye bırakıyor. Ondan sonraki taşıma transfer aşamasını ya siz kendi itki sisteminizle yapıyorsunuz ya da yeni bir konsept olan yörünge transfer araçları vasıtasıyla yapıyorsunuz. Bir anlamda atmosferdeki en gelişmiş platform olan Kızıl Elma'dan sonra. Kızıl Elma, medeniyetimizin tarihi bir ülküsü. Yani yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. İlk uçuşuyla birlikte Kızıl Elma biraz daha öteye gitti ve uzaydaki çalışmalarımıza 1,5 sene önce başladık. İnşallah 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız. Özel bir şirket olarak bu uyduyu tasarlamış olacağız ve küresel seyir sefer sistemleri ve özel haberleşme uygulamaları üzerine çalışılmış olacak. Tabii yine bu alanda uzay teknolojilerinde yörünge transfer araçları üzerine çalışıyoruz. Kanser ve psikiyatri alanında araştırma yapmak üzere Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfımızı kurduk. Psikiyatri alanında çalışmaları geniş bir bilimsel ekip yürütüyor. Kendi öz kaynaklarımızla kurulan bir vakıf ve tümüyle insanlık yararına kanser ve psikiyatri alanında çalışmalar yürütmek maksadıyla kuruldu, ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz, gelin yorumlarda hep beraber bu konu üzerinde uzun uzun tartışalım. Bilgi alışverişinde bulunalım diyelim ve bu konuyu çok da fazla uzatmadan bir sonraki konumuza geçelim. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu, dün oldukça ilgi ve dikkat çekici bir yazı kaleme almıştı. Emekli Tuğgeneral kaleme aldığı yazısında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gizlice yürüttüğü büyük Türkiye projesini açıkladığını belirtti. Şu anda tüm basın kanalları bu makaleyi derinlemesine incelemeye almış durumda. İsrail'in 7 Ekim tarihinde başlatmış olduğu Filistin saldırıları günümüzde de hala devam ederken, uluslararası kamuoyunun bu duruma olan sessizliği de tepki çekmeye devam ediyor.
Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu, 100 yılın projesinin ayak sesleri başlığını attığı yazısında Amerika Birleşik Devletleri'nin adım adım kademeli bir şekilde gizlice yürütülen Büyük Türkiye planını işlemeye başladığını ileri sürdü. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu kaleme aldığı yazısında şu açıklamalara yer verdi. İsrail'in başlattığı uluslararası hukuka aykırı ve insanlık suçlarıyla dolu yıkıcı saldırılar devam ediyor. İsrail'in hedefi sadece Gazze değil elbette. İsrail Başbakanı Netanyahu hedeflerini açıkladı. Bu uzun bir savaştır. Orta Doğu'yu şekillendireceğiz, dedi. İsrail'in Filistin ve Gazze üzerinden başlattığı savaş suçlarıyla dolu saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme hedefi için sadece bir halka. İsrail'i engelleyebilecek ülkeler vardı. Irak, Suriye ve Libya. Bu ülkeler, Arap ülkelerinin de desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından parçalandı. Rusya ise Ukrayna'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça etkili olan eski Dışişleri Bakanı Kissinger, 2014 yılında Amerikan NBR radyosuna verdiği demeçte 1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır demişti. Böylece Doğu Akdeniz'e çıkışı olan bir Kürdistan devleti. Sevr Anlaşması'nda yer alan fakat 100 yıl önce kahraman kadro tarafından çöpe atılan proje tüm hızıyla ilerliyor. Dünyada en fazla göçmeni barındıran ülke Türkiye. 6 Şubat 2023 deprem felaketi de sınır kentlerinden Türk vatandaşlarının göçüne sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir fırsat olarak gördü ve 100 yılın projesini hızlandırdı. Kissinger'ın dediği gibi, 100 yılın projesinin son taşları döşeniyor. Akdeniz'e açılan bir Kürdistan. Ve bugün Irak, Suriye, Libya parçalandı. Filistin yok ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri projesine göre sıra İran ve Türkiye'de ifadelerini kullandı. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu'nun yazmış olduğu bu yazı, konuya ilgisi olan olmayan herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öyle ki yerli ve yabancı birçok medya kuruluşu bu yazı hakkında haberler yayınladı ve yayınlamaya da devam ediyor. Aslına bakarsanız bu yazı bizim de ilgimizi çekmiş olmalı ki bu yazının videosunu hazırladık. Gerçekten ilgi çekici bir yazı. Fakat gerçeklik oranı nedir, orası meçhul. Konunun uzmanı biz olmadığımız için bunun değerlendirmesi, emekli Tuğgeneralimizin düşüncelerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını tartmak bize düşmez diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.